Sohbetimizin bu bölümünde gelin gurbetçinin tercümanı olalım. Senelerini Almanya'ya veren, ömrünü elin memleketlerinde çürüten, bandolarla getirilip kovularak gönderilen gurbetçinin sitemini Almanya'nın sahiplerine, Alman insanına anlatmadan geçmeyelim. Artık eyvallah Alman arkadaş. Düdüğün öttükçe beni hatırla. Kesin dönüyorum ben yavaş yavaş. İş gücün bittikçe beni hatırla. Ben gelmeden evvel nasıldın nasıl? Şimdi kovuyorsun, bitti o fasıl. Ahde vefa yok mu? Bu mudur usul? Yüreğin attıkça beni hatırla. Madem kovdun gidiyorum bak hadi. Hesap et kim kimin hakkını yedi. Bu rahatlık size gökten inmedi. Yan gelip yattıkça beni hatırla. Şu fabrika yapılırken kimdim ben? Zor tanırdın, toz topraktım, kumdum ben. Temeline gençliğimi gömdüm ben. Bacası tüttükçe beni hatırla. Bazen düşün meyve veren dalları, yüksek yüksek binaları, yolları, fabrikanda ürettiğim malları dünyaya sattıkça beni hatırla. Saymama ne gerek ne de lüzum var. Neyin varsa onda benim izim var. Her çorbanda biraz olsun tuzum var. Buyur ye. Attıkça beni hatırla. En zorlu işlerin vardı başımda. Senelerce kabus gördüm düşümde. Biraz da sen çalış aynı işimde. Canına yettikçe beni hatırla. Ah, isterim ki Türksüz kalsın her yerin, evleri baykuşa kiraya verin. Türküm diye vermediğin evlerin örümcek tuttukça beni hatırla. Lira gibi kuruyup da oluğu, markın bir gün kesilirse soluğu, büyük olan balık küçük balığı sömürüp yuttukça beni hatırla. Yani sen de yarın ihtiyaç duyup gurbete çıkarsan ülkeni koyup, oradakiler sana yabancı deyip kaşını çattıkça beni hatırla. Arif bir teşekkür beklerken hani elveda kollege çok üzdün beni. Yine de hoşça kal, vicdanın seni rahatsız ettikçe beni hatırla.